Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. Sınıf Türkçe Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde cümle oluşturma, cümle tamamlama konusunu işleyeceğiz. Cümle oluşturma. Bir cümleyi oluşturan sözler karışık halde olsa bile cümledeki asıl yargıyı veren sözcüğü bularak ve sözcüklerin arasındaki anlam ilgilerine dikkat ederek cümleleri yeniden oluşturabiliriz. Örneğin duman, ateş, yerden çıkmaz olmayan sözcükleriyle anlamlı bir cümle kurmak için ilk önce cümlenin asıl yargısını bulmalıyız. Bu cümledeki asıl yargı çıkmaz sözcüğüdür. Önce bu sözcüğü cümlenin sonuna getiririz. Ateş ve duman sözcükleri arasındaki ilişkiden yola çıkılarak cümle şöyle düzeltilir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Cümlede sözcüklerin yeri değişse de anlam çoğunlukla değişmez. Bu nedenle aynı cümle farklı şekillerde kurulabilir. Cümle oluşturma sorularında cümlenin kurallı olması için hareket oluş ya da yapılan işi belirten söz sonda, işi yapanı belirten söz başta olmalıdır arkadaşlar. Şimdi örnek bir soru inceleyelim. Numaralanmış sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır? Burada kurudu sözcüğü asıl yargıdır arkadaşlar. En sonda olmalıdır. Diğerlerini kendi aralarında sıralayalım. Hepsi evinin bahçesine fidanların diktiği sözcükleri var. Nasıl anlamlı olur? Evinin bahçesine diktiği fidanların hepsi kurudu. Olursa anlamlı bir cümle kurmuş oluruz arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Cümle tamamlama. Genellikle bir cümlenin sonunda, bazen de başında veya ortasında bırakılan boşlukları anlamın akışına göre uygun biçimlerde tamamlayabiliriz. Örneğin, bütün gece uyuyamadığım için nokta nokta cümlesi sürekli olarak esniyorum şeklinde tamamlanabilir. Çözümlü sorumuzu inceleyelim. Bir kişi herkese yardım edemez ama bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Bir kişi herkese yardım edemez ama herkes birine yardım edebilir cümlesiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Bir sorumuz daha var. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa diğerlerinden farklı bir anlam ortaya çıkar. Asıl dostluk dostun acısında onunla birlikte üzülmekten çok, o kazandığında da mutlu olabilmektir. Onun başarısında birlikte sevinebilmektir. O zafere ulaştığında birlikte gülümsemektir. Arkadaşlar bu üç seçenekte onunla birlikte mutlu olmak vurgulanmış. Yani aynı şeyden söz ediyor. Fakat A seçeneğinde ne demiş? Yardıma ihtiyacı olduğunda onu yalnız bırakmamaktır. Burada tamamen farklı bir şeyden söz ediyor. Yani cevap A seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar konuyu burada tamamladık. Buranın devamında etkinlik 7, öğreten test 7, ev çalışması, konu testi 7, konu testi 8 bulunuyor. Bu testleri çözerseniz konuyu pekiştirmiş olursunuz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.